Arkadaşlar hepinize selamlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir diyelim. Cümleten hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız sağ üst köşede bulunan bildirim çanını aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar bugünkü konumuz SigRoad Online'da PH bot nasıl alınır? Nasıl satın alabilirsiniz? Bunu detaylı bir şekilde sizlere bu video içerisinde anlatacağım. Öncelikli olarak arkadaşlar Bino Games sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Bino Games sitesi arkadaşlar birçok oyuncu ve yayıncıların hepin aldığı bir site ve güvenilir olduğundan dolayı arkadaşlar genellikle bütün oyuncular ve yayıncılar alışverişini bu site üzerinden yapmakta ve Bino Game kartı kullanarak hem de birçok avantajdan yararlanmakta. Ben de size Binogame sitesini hem tanıtmak hem işte ürün nasıl alınır, nasıl satış yapabilirsiniz bunu da göstermek amacıyla bu videoyu çekmek istedim. Öncelikli olarak arkadaşlar eğer bir hesabınız yoksa öncelikli yapmanız gereken bir hesap açmak, yani bir hesap oluşturmak. Daha sonra arkadaşlar hesabınızı oluşturduktan sonra siteye giriş yapmak, daha sonra kartınızı aktif hale getirmek, yani Bino Game veya param kart kullanıyorsanız bunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Para kart da olabilir, bu fark etmiyor. İnanal destekliyor mu desteklemiyor mu bunu bilmiyorum ama birçok kart burada geçiyor, banka kartları da dahil. Yani banka kartlarınızı da ekleyebilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi Bino Game kartınız varsa Bino Game kartınızı bakiye yükleyerek alışverişinizi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben siteye giriş yaptım. Kullanıcı hesabımla girişimi sağladım. Ardından burada arama kutusuna gelerek arkadaşlar buraya PHBot yazdım. Daha sonra PHBot'un böyle bir görseli çıktı. Buradan göz atı seçeneğini işaretledim. Daha sonra beni böyle bir siteye yönlendirdi. Yani böyle bir sayfaya yönlendirdi, öyle söyleyeyim. Burada PHBot'un paketlerini gösteriyor. Şu anda 4 ana paket oluşturulmuş. Ekonomik koşullara göre ilk ucuz olandan başlıyorum. PHBot 2 hafta yeni üyelik süre uzatma diyor. Süre uzatma nedir arkadaşlar? Süre uzatma PHBot normal kendi orijinal sitesi vardır. PHBot'u yapan, yani bu işin pazarlığını yapan kişi vardır. O siteye gidip arkadaşlar öncelikle bir hesap oluşturuyorsunuz. Yani bir kullanıcı oluşturuyorsunuz. Ardından siteye giriş yapıp bunu işte dolar kuru üzerinden satın alıyorsunuz. Satın aldığınız ürünü bir hafta ücretsiz denemek şartıyla size zaten süreli bir şekilde veriyor. 14 gün veya bir hafta diyebiliyorum ben. Tam emin değilim. Ardından PHBot'u indiriyorsunuz arkadaşlar. PHBot'ta Türkçe dili desteği var. Yani Türkçe bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar güvenilir. Bakın sadece bunun altını özellikle çiziyorum. Sadece güvenilir siteler aracılığı ile alışverişinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum. PHBot süre uzatma, işte üyelik alımı vesaire vesaire. Üyelik alımları genellikle dediğim gibi kendi PHBot'un orijinal sitesi üzerinden yapılmakta. Sadece süre uzatmaları ve satın almaları vesaire diğer işte app'in satan güvenilir siteler aracılığıyla satın alabiliyorsunuz. İlk paketimiz PHBot 2 hafta yeni üyelik süre uzatma diyor, 80 TL demiş. Bir diğer ürünümüze geçiyorum. PHBot 4 hafta yeni üyelik
ve süre uzatma 1 ay diyor. Yani toplam süreyi söylüyor. 1 ay 150 TL. Üçüncü paketimize geçiyorum. PHpod 12 hafta yeni üyelik süre uzatma toplam 3 ay diyor. Yani burada 12 hafta 3 ay mı oluyor? Tam olarak anlamadım ama neyse. Devam ediyorum. Burada 445 TL diyor. Normalde 2 sene 24 ay mı yapıyor? Aa, hafta üzerinden hesaplanıyor arkadaşlar. Anladım. Ay üzerinden hesaplanma yapılmıyor. Anladığım kadarıyla. Aylık bir ücret hesaplanırsa daha fazla artış gösterebiliyor. Burada PHpod 12 hafta yeni üyelik süre uzatma 3 ay diyor, 445 TL. Son paket olarak da PHpod 24 hafta yeni üyelik süre uzatma 6 ay diyor. Yani bunun da 6 ay süresi var anladığım kadarıyla. Bunun fiyatı da 870 TL arkadaşlar. Yani 80 TL'den başlıyor. 150 TL, 445 TL ve 870 TL son paket olarak sizlere sunuluyor. Gerçekten yani alım gücünün düştüğü bu zamanlarda, yani enflasyonun olduğu bu dönemlerde, yani yüksek enflasyonun ülkemizde seyir halindeki bu durumunda, yani gerçekten oyunu oynayan, alışveriş yapan insanlar da gerçekten zor durumda kalabiliyor. Yani Allah bu milletin dediğim gibi yardımcısı olsun. Yani günden güne alım gücü düşmeye devam ediyor. Yani 6 aylık bir bot için 870 TL verebilen var mı bilmiyorum. Ya bununla ilgili belki daha sonra bir video çekebilirim, bu PHpod fiyatları neden yükseldi. Gerçi arkadaşlar dolar kuruyla satıldığı için, yani euro veya dolar bazlı çalışıldığı için, yani dışarıdan gelen, yani ithal bir ürün olduğu için haliyle yerli bir program değil ne yazık ki. Yani bunu pazarlayan ve yapan kişiler de yabancı olduğundan dolayı haliyle fiyatlar bu şekilde diyebiliriz. Yani gerçekten yani son paket çok üst bir paket arkadaşlar. Yani 6 ay için, sadece 6 ay kullanım için 870 TL sizden bir ücret talep ediyor. Gerçekten yani geldiğimiz durum içler acısı diyebilirim. Yani insanlar hani asgari ücretle çalışıyor. Yani asgari ücretle çalışan bir insan 6 aylık bot alabilmek için, yani onun sadece süresini, yani satın almış olduğu botun süresini sadece 6 ay yenileyebilmek için şu 870 TL'lik paketi almak zorunda kalıyor. Yani keşke asgari ücret çok daha yüksek olsaydı. Keşke alım gücü çok daha iyi olsaydı. Belki bu fiyatlar, inanın, konuşmazdık ama gerçekten yani hiç iyi duruma gitmiyor arkadaşlar. Yani ülkecek, yani hiç iyi duruma gitmiyoruz. Bunu kötülemek amacıyla söylemiyorum arkadaşlar. Yani bir ülkenin gerçekten üretim gücü çok önemli. Üretim gücü zayıfladığı zaman yüksek enflasyon olabilir, faiz artış gösterebilir, paranın değeri düşebilir, gerçekten çok önemli. Yani bizim ne yapıp edip bir şekilde ithal ettiğimiz ürünleri yani kendimiz üretmemiz gerekiyor. Bunu anlamış olduk. Yani gerekirse bunun da yerli bir programı çıkarılır mı ileride? Yani yazılım işiyle ilgilenen arkadaşlar varsa tabii. Yani bununla ilgili yerli bir bot geliştirilebilir mi? Bilmiyorum ama çok zor yani. Yani konu normal Scroat için söylenecek olursa, bizim Türkler bunu yapabilir mi? Belki yapabilir ama kimden izin alarak yapacak? Bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Genel olarak baktığımız zaman bu PHpod'un yapan kişiler büyük ihtimal Joymax tarafından izin almış da olabilir. İzin almayıp da yapmış da olabilir ama izin almadan bu botu oyunun içerisinde aktif hale getiremezler. Büyük ihtimal buna müsamaha gösteriliyor demektir. Yani bunu yapan kişiler büyük ihtimal oyun firmasıyla da anlaşma içerisinde
olduklarını düşünüyorum. Yani reklam amaçlı da yani bir gelirleri elbette ki vardır diye tahmin ediyorum. Yani buradan sadece bottan kazanmıyordur arkadaşlar. Hem bunun reklamı vardır vesaire, oradan da kazanç sağlıyor olabilirler. Yani dediğim gibi ileride yerli ve milli bir bot gelebilir mi? Yani Silk Road Online'a. Gerçi oyunun normal kendi makro botu var. Eğer oynamak isteyen olursa makro bota da ek bir ücret ödeyerek arkadaşlar, yani silk satın alarak ya da app'ini yükleyerek onu silke çevirerek oradan direkt işte makro botunun normal oyunun içerisindeki makro botu kullanabilmek amacıyla onu o şekilde alabilir. Ama dediğim gibi normal benim şu anki oynadığım resmi lisanslı Rus Road arkadaşlar, oyuncuların bir levelden 70 levele kadar rahat bir şekilde kasılabilmesi için bütün desteği oyuncularına veriyor. Ayrıca makro botu ücretsiz bir şekilde yaptılar. Yani herhangi bir bot kullanmadan direkt oyunun kendi botunu kullanarak ve görevler yaparak arkadaşlar karakterlerinizi yükseltme şansına sahip olabiliyorsunuz. Yani oynamak isteyenler için çok ideal bir oyun. Hem Türkler hem yabancılar oyunu oynadığı için oyun bir nevi global, yani birden fazla oyuncuyu barındırdığı için yani oynaması daha keyifli olabiliyor. Ortam çok müsait olabiliyor dediğim gibi. Yani çok sessiz, sakin bir yer. Yani herhangi bir ek ücret oyuna yatırmadan direkt oyunun içerisinde karakterinizi yapabilirsiniz, setinizi yapabilirsiniz, silahlarınızı yapabilirsiniz, gold kasabilirsiniz vesaire. Yani dediğim gibi oynamak isteyenler olursa dediğim gibi kendi normal oynadığım orijinal resmi lisanslı Rus Ro'nun, yani resmi Rusya Silk Road Online'ın linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi bu sitenin de linkini açıklamalar kısmına bırakabilirim. Eğer yaş botunu süresini uzatmak isteyen arkadaşlarımız olursa bu siteler aracılığı ile işte süre uzatımını yapabilirler. Yani dediğim gibi farklı siteler aracılığı üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Silk veya app'in fark etmiyor. Ama dediğim gibi güvenilir olmasına özellikle dikkat edin arkadaşlar. Çünkü dolandırıcılık oldukça arttı. Yani bu tür siteleri de kullanarak mesela bunun kopyasını yapmaya çalışan insanlar da olabiliyor. Yani bunlar her zaman varlar arkadaşlar. Yani dediğim gibi tedbirli olmakta yarar var. Özellikle arkadaşlar alışveriş yaparken şunu göz önünde bulundurun. Hiçbir zaman kredi kartı kullanmayın arkadaşlar. Bakın net bir şekilde söylüyorum. Kredi kartım kullanırken özellikle sitelerin güvenilir olup olmadığına dikkat edin. Çünkü o kullanmış olduğunuz kredi kartınızdan çok fazla para da çekilebilir. Veya dolandırıcılık amacıyla kullanabilirler ve bankalara borcunuz olabilir. Bundan dolayı zor durumda kalabilirsiniz. Yani ben bunu sizlere bu videoda bu şekilde belirtmek istedim açıkçası. Yani umarım hoşunuza gitmiştir dediğim gibi arkadaşlar. Hem İsro hem TRTRO hem Betro, yani private sunucuları da kapsıyor. Private sunucularda da aynı şekilde PHBot kullanmak isteyenler PHBot'unu buradan süresini, yani önce PHBot sitesinden PHBot'unu satın alarak daha sonra da süresini uzatarak arkadaşlar kullanabilirler. Yani dediğim gibi. Ama eğer PHBot olmadan direkt ben hem oyuna para yatırmadan işte itimi silahımı yapmak istiyorum, takılmak istiyorum, mümkünse oyun orijinal olsun, kapanma riski olmasın diyorsanız dediğim gibi benim şu anki oynadığım oyun resmi lisanslı oyun olduğu için ben öneririm arkadaşlar. Hani dediğim gibi bu kişisel bir tercih.
İstediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Fark etmiyor. MMORPG olabilir. FPS olabilir. Benimki sadece bir düşünce. Yani ben hiçbir oynamıyorum. TR'de oynamıyorum. O yüzden ben şu anda oynadım normal sunucudayım ve o sunucuda memnunum. Yani dediğim gibi oynamak isteyen arkadaşlar olursa da beklerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dürşili ihsan ettiysek Abdullah, bu tarz içeriklerinin de devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda videolarıma beğeni atarak, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bildirimleri almayan arkadaşlarımız için özellikle belirtiyorum. Burada bir tane bildirim butonu var arkadaşlar. Çan dediğimiz bir olay var. Bunu işaretlediğiniz anda bizim atmış olduğumuz bütün anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabiliyorsunuz. Hatta şöyle YouTube kanalımızı göstermek istiyorum sizlere. Burada birbirinden değişik, birbirinden farklı ve bağımsız farklı konuların ve içeriklerin yer aldığı Sigurd Online ile ilgili birçok rehber konularının ve videolarının içeriklerinin bulunduğu kanal arkadaşlar. Kanal dediğim gibi bana ait 5 yıldan beridir. Sizlere Sigurd Online kategorisinde rehber videoları ve içerikleri üretmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Dediğim gibi Sigurd Online serileri az da olsa gün geçtikçe devam ediyor. Bu işte bir şeyler bittiği zaman arkadaşlar, yani Sigurd Online ile ilgili anlatacağımız bir konu kalmadığında, yani rehber konuları bittiğinde dediğim gibi farklı oyun videoları da gelecektir kanal üzerinde. Özellikle online oyunlar ile ilgili olabilir. Yani dediğim gibi online oyun oynuyoruz genellikle. Yani dediğim gibi birçok online oyunun videosu kanalımız içerisinde yer alacaktır. Onun dışında dediğim gibi kanala ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolara beğeni atarak, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz bildirim çanını aktif hale getirerek arkadaşlar, bakın şurada kanala abone olduğunuz zaman mesela bildirim çanı var. Ona bastığınız anda arkadaşlar atmış olduğumuz güncel videoları anında size bildirim yoluyla geliyor ve siz o videoları izleyebiliyorsunuz. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani bizler emek vererek sizler için birçok oyun videoları ve içerikleri üretmeye çalışıyoruz. Özellikle Sigurd Online kategorisinde rehber konuların yer aldığı. Fakat kanalımızda gerçek anlamda destek gelmiyor arkadaşlar. Bakın like sayılarının yani biri geçmediğini görüyorsunuz. Yani 4 beğeni, 3 beğeni. Yani şu anda kanalımızın toplam kullanıcı sayısı 479 arkadaşlar. Yani bu bizim normal ulaştığımız abone sayısı. 5 yıldan beridir bu kategoride yaptığımız içerik üretiminden bu yana gelen abone sayımız toplam 479 arkadaşlar. Yani gerçekten çok üzücü bir durum. Yani beğeni sayılarını görüyorsun, gerçekten çok acayip. Yani o yüzden arkadaşlar mümkün olduğunca videolara beğeni atmanızı öneriyorum. Neden öneriyorum? Sizler beğeni attığınız vakitte arkadaşlar videolarımız daha çok kişi tarafından izleniyor ve YouTube tarafından öneriliyor. Diyor ki yani bu videoya beğeni atılmış. YouTube diyor ben bu videoyu öne çıkarayım. İnsanlar bu videolardan faydalansın, yararlansın diye. O yüzden arkadaşlar mümkün olduğunca videolara bir beğeni, bir like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca kanala abone değilseniz, abone olursanız çok ama çok sevinirim. Kanala abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Onun dışında aklınıza, kafanıza takılan sorularınız varsa yorumlar kısmından bizlere belirtebilirsiniz. Anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olmak için arkadaşlar sağ üst köşede bulunan bildirim çanını aktif hale getirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.